Abuzer Usta. Dorkeyi çal, dorkeyi. Yasak. Nasıl yasak? Komutanlık emriyle. Baksak, bakmak yasak ula. Ula it öyle, bakmanın da yasağı mı olur? Yasaktır. Ağam emir vermiştir. Türkü. Ne türküsü? Halk türküsü. Yasak. Türkiye pek çok dönemde akıl almaz yasaklarla tanıştı. Özellikle darbe dönemlerinin vazgeçilmezi kitap ve film yasaklarıydı. Erdoğan rejiminde ise yasaklara rakamlar da eklendi. Şaşırmayın çünkü pek çok konuda bunu yapıyorlar. İşsizlik, milli gelir, enflasyon, şehit olanların ve facialarda hayatını kaybedenlerin sayısı korona rakamları. İşte Erdoğan rejiminin ustalıkla sakladığı o rakamlar ve sayı manipülasyonları. 3 Y ile mücadele edeceğiz diye. Yoksulluk, yasaklar ve yoksulluk. İlk örnek işsizlik rakamlarından. TÜİK işsizlik rakamlarını %12.7 olarak açıklıyor. Peki gerçek ne? Kurum bu dönemde hem istihdamın azaldığını söylüyor hem de işsizliğin. Nüfusumuz 1 milyon artmış bir yılda. Çalışmaya hazır olan kesim 3 milyon azalmış. Pandemi döneminde neredeyse tüm dünyada oranlar artarken bir tek Türkiye'de işsizlik azalıyor. İşçi sendikası DİSK ise bu tablonun yanlış olduğunu, gerçek işsizliğin %30'lara dayandığını söylüyor. Hem de işten çıkarma yasağının olduğu dönemde. Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı kalkınca bu oranın %50'ye çıkacağını belirtiyor. Bir ülkede hem istihdam azalırken aynı zamanda işsizlik azalamaz. Gerçek işsizlik rakamlarına baktığımızda bu oranın %29'a ulaştığını görüyoruz. AKP iktidarı ise neredeyse her 6 ayda bir istihdam kampanyası yapsa da tablo sokakta değişmiyor. Genç işsizlik artıyor, rakamlar sadece tabloları süslüyor. Bunun sebebi bizim istihdam oluşturamamış olmamız değildir. Mesele İş gücüne katılım oranının eskisine göre fevkalade yükselmiş olması. Ekonomiden devam edelim sayılara. Enflasyon rakamları da TÜİK ve gerçek hayatla uyuşmuyor. TÜİK, enflasyon hesaplama sepetine istediğini ekleyip istediğini çıkarabiliyor. Merkez Bankası da sene başında koyduğu %7,5'luk hedefi neredeyse iki katına çıkmış rakamlara yanılma payı diyor. Mevcut durumda Türkiye maalesef gelişmekte olan ülkeler arasında Arjantin'den sonra en yüksek enflasyona sahip olan ülke. Vatandaş ise geçen yıl aynı tarihte yaptığı alışverişle bu yılki listeyi karşılaştırıyor ve aradaki farkın %50'leri geçtiğini görüyor. Daha da inecek. Ve enflasyon da inşallah tek haneli rakama inecek 2020'de. Görünen o ki enflasyon rakamlarının aksine pek çok temel gıda maddesine %100 zam yapılmış. Faturalara gelen zamları ise nasıl hesaplanacağını devamlı yenilenen mevzuatlarla gizlemeye çalışıyorlar. Benim canım sıkıldı, beni kimse görmeyecek, ben kayboluyorum deme hakkı yok siyasetin. Neredesin sen? Elektriğe sene başında %11 zam yapılıyor ama aynı miktar tüketiciye %20 zam olarak yansıyor. 150 geliyor, şimdi herhalde 250 falan gelir. Sebebine gelirsek elektrik şirketlerinin temsil, ağırlama ve seyahat gibi keyfi giderlerinin faturalara eklenmesi gece yarısı çıkarılan bir genelgeyle kabul edildi. Güzel ya, kaymaklı ekmek kadayıfı ne olacak? Yeni özelleştirilen elektrik idaresinin patronları 5 yıldızlı otellerde tatil yaparken faturasını vatandaş ödeyecek. Benim sırtımda yiyeceksin, içeceksin, bir de ben sana şeketimi diyeceğim. Olur. Bu ne iş ya? Rakamlar sadece saklanmıyor, bazen de bilerek yüksek gösteriliyor. Bunun çarpıcı örneği milli gelir hesabı. Hükümet bir gecede vatandaşın cebine 2000 dolar koymuş gibi yapabiliyor. Yani hesap içinde hesap var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kararı verildiğinde kişi başına düşen milli gelir Türkiye'de 12 bin dolardı. 8 bin dolara düştü. Ekonomide ileri mi gittik, geri mi gittik? Peki rakamlarla oynanınca gerçekten de vatandaş zenginleşiyor mu? Sorunun cevabı cüzdanınızda. Her şey var. Marula kadar var. Marul gelmemiş, daha bir dahaki haftaya gelecek. İşte burada 2023'ün hedefi nedir? 25 bin dolardır. Atma Recep, din kardeşiyiz. Milyonları ilgilendiren asgari ücret hesabı var bir de. Bu yıl 500 lira zam gelen asgari ücret gerçekten arttı mı? Yoksa yine işin içinde başka bir hesap mı var? 2016 başında net asgari ücret 445 dolara karşılık gelirken 2020'de 390 dolara kadar gerilemişti.
son belirlenen asgari ücret değeriyle asgari ücretli 10 dolar daha kaybetti. 2021 yılı için açıklanan asgari ücret 381 dolara karşılık geliyor. Bugüne kadar ne ülkemi sattım, ne mazlumu sattım, ne işçiyi sattım. Asgari ücretlinin 2015'ten bugüne dolar bazında kaybı ise 64 dolar. Kısacası asgari ücret artmış ama her sene azalmış. Ne diyordu affı istenen Mustafa Bakan? Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Ama etkilemiyor mu hayatımızı? Şöyle. Bir de memur maaşları var. Havuz kanallarına baktığınız zaman bir öğretmen 6000 lira maaş alıyor yazıyor. Haber kanalları en düşük memur maaşı 4500 lira diyor. Peki haberin altında minnacık, mini minnacık ne yazıyor? Eşi çalışmayan, evli ve iki çocuklu memurun maaşı bu kadar. Haberlerde bunu gören ev sahipleri kapıya dayanıyor ve "Oo hocam iyi zam aldınız, bizi de artık görürsünüz." diyor. Memursa ilk ay eline geçen maaşın ardından girdiği vergi dilimiyle sene başında aldığı tüm zammı geri devlete veriyor. Başında 4379 lira AGİ dahil eline geçerken yılın sonunda bu tutar Aralık ayında 3792 liraya düşecektir. Sadece ekonomiyle ilgili rakamlarda değil, başka pek çok meselede de sayılar üzerinden iktidar kendisini aklamaya çalışıyor. Onlardan biri de tutuklu gazeteci sayısı. Pek çok meslek örgütüne göre Türkiye hapishanelerinde 100'ün üzerinde gazeteci tutuklu. Türkiye Gazeteciler Sendikası bu sayıyı 62 olarak açıklıyor. Erdoğan rejimine ve AKP çevrelerine göre ise ülkede tutuklu gazeteci yok. Çünkü tutuklandıkları için artık gazeteci değiller. Siz de şu anda göz altında işte bir tane gazeteci var. Bunu bırakırsanız memnun oluruz. Dedim ki o gazeteci değil, o terörist. O terörist. Gelelim iktidarın rakamlarla manipülasyon yapma konusunda en başarılı olduğu bir başka alana. İstanbul'da seçimi kazandık. Her seçim akşamında tekrarlanan bir senaryoya. Anadolu Ajansı üzerinden seçim sonuçları açıklanırken hep algı yönetimi yapıldı. Pek çok kez ajans kullanılarak AKP'nin oy oranlarını olduğundan yüksek göstererek sandık başındaki sayım atmosferi etkilenmeye çalışıldı. Bunun son örneği İstanbul seçimlerinde yaşandı. Anadolu Ajansı henüz da bir veri girişi de yapmadı. Tekrar 1 saat 20 dakikadır. Değiştirsin adını. AK Parti ajansı desin. CHP'nin kazanmış olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ise bir şey olmasa da bir şeyler oldu diyerek iptal edildi. Biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu. Olmamış olsa dahi kesinlikle bir şey oldu diyor. AKP döneminde deprem, sel, şehit, patlama, korona gibi konularda da rakamlarla gerçeğin üzeri örtülmeye çalışıldı. Tüm ülkeler korona sayılarını şeffaf bir şekilde paylaşırken, Sağlık Bakanlığı yaptığı hesaplama yöntemiyle oranları sabitleyebiliyor. Bakan Fahrettin Koca, korona olmuş ama semptom göstermeyenleri saymıyoruz diyerek hesaplamanın nasıl yapıldığını anlatıyor. Vakadan bahsediyoruz. Asemptomatik ve semptomatik. Semptomatik vaka hasta. Asemptomatik vaka. Bir başka örnek depremlerden. Depremlerin başta şiddeti olmak üzere kaç vatandaşın öldüğü hep muamma olarak kaldı. 20 katrilyona yakın para harcadık. Utanmadan soruyor. Deprem için topladığınız paraları nereye harcadınız? 644 kişi hayatını kaybetti. 644 vatandaşımız. Deniyor ki oraya 20 katrilyon lira para harcadık. Ne zaman? 644 kişi öldükten sonra. Soma'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen faciada 301 madencinin öldüğü açıklandı. Sağlık Emekçileri Sendikası Manisa Şubesi ölen işçi sayısının 301 değil 350 olduğu, 9 işçinin sigortasız çalıştırıldığı, 6 taşeron şirketin faaliyet gösterdiği ve işçilerin madenlere tekrar inmesi için baskı yapıldığını açıkladı. Bazı haberlere göre ise sayının 722 olduğu yönündeydi. AKP döneminde 3000'in üzerinde Mehmetçik şehit düştü. Bu sayılarda her zaman gizli kaldı, vatandaş ne kadar şehit verildiğini bir türlü öğrenemedi. Son olarak 27 Şubat 2020'de Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırıda 34 askerimizin şehit düştüğü paylaşıldı resmi kurumlarca. İktidarın sözcüsü gibi davranan gazeteci Cem Küçük ise bir canlı yayında Rusya İdlib'de 60 askerimizi öldürdü, orada Türk askeri olduğunu bilmiyorduk dediler. Yalan söylediler ama bir şey yapamadık ifadelerini kullanarak gerçeği ifşa etmiş oldu. Hakikaten Ruslar bizim 60 askerimizi şehit etti. Yani kınayamadık. Yani bu ülkede
Dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, CHP'nin terör gündemiyle meclisin toplanmasına yönelik çalışmalarını eleştirirken, birkaç Mehmetçik şehit oldu diye meclisi toplamayız ifadesini kullanarak şehitlere verilen değeri göstermişti. Toplanabilir ama PKK bomba patlattı diye bir yeri bastı diye şehitleri efendim bize birkaç Mehmet'i şehit etti diye her gün PKK'nın Türkiye'nin gündemini oluşturmasına müsaade etmemeliyiz. Bizim hassasiyetimiz budur. En hassas konularda bu gaflara imza atılırken gerçeklerse rakamlar kullanılarak vatandaştan gizlenmeye çalışıldı. Sayıları manipüle ederek saklamaya çalışanlarsa bir yolunu bulup ortaya hep çıktı. Gerçeklerle geç yüzleşilmesinin faturası ise daima ağır oldu. Kurumların açıklamış olduğu işsizlik, enflasyon, COVID vaka sayısı gibi rakamlar var. Ama bu rakamlar inandırıcılığını kaybetmiş, inandırıcılıktan tamamen uzaklaşmış, devlet şeffaf olmaktan uzaklaşmış, güvenilir olmaktan uzaklaşmış. Böyle bir acı tabloyla karşı karşıyayız.